arkadaşlar, merhaba, nasılsınız, iyi misiniz? Bugün Clash Royale oynuyorum. Zamazingo hesabının içerisindeyim ve lig yükselmeyi planlıyorum. Kullanacağım deste zaten sabit arkadaşlar, değişmiyor bu hesapta. Bait deste. Dükkan kısmının en altından da içerik üreticisine destek kısmına da oyun gemisi yazabilirsiniz arkadaşlar. İlk maçımızın startını verdik. Faye geldi, Fay geldi. Artık hangisini yersek. Direkt başlıyorum. Agresif başlangıç. Balon. Hadi bak. Değil. Nerede teste kardeşim? Eyvallah. Teşekkür ediyorum. En son kart. Bak bu hasarı arkadaşlar, oyun dedi ki kardeşim sen önde başla. Zaten yenileceksin. O yüzden seni önde başlatıyorum dedi. Ve adama hediye etti bu hasarı. O yüzden elde atak kartı olduğu zaman kesinlikle ilk önce atak kartıyla başlamak her zaman için faydalı. Tabii ki böyle çok yüksek iksir bedeline sahip atak kartlarından bahsetmiyorum. İşte fıçıdır, binicidir. Ne bileyim işte duvar yıkıcıdır. Evet. Nokları var. Bunu aklımızda tutmamız lazım. Cadısı var. Çok değişik bir destesi var arkadaşlar. Ama bizi ilgilendirmez. Biz yenmemize bakacağız. Şimdi eline cadısı olduğu için gönderdim ama cadıyı da göndermedim. Minyonları da var. Aslında oduncusu da vardı. Yani ikisini de göndermedi. Sol taraftan herhalde oduncu binici hata yapacak. Uyandır kuleyi. Aynen öyle. Evet, kötü oldu la bu. Şöyle atacağım bunu. Vuracak gene. Evet, değişik bir sistemle saldırı yapıyor ama genel itibariyle tutuyor. Şimdi haydutu var. Haydutunu atacak. Ya da minyonları dövmüş müdür? Minyonları dövmedi sanırım. Dayı. Haydutu aynen. Biz sol tarafın içinden geçtik. Oklarını da attın. Yalnız oklarını bak dikkatli kullan. Bir dahakine. Önerim bu olur sana. Şimdi bir kart daha atması lazım. Sonrasında istediği hata yapacak. Herhalde biniciyi tek başına göndermez. Şimdi oduncu balon. Hamik. Sen şöyle bir gel bakalım. Gerek var mı? Attım. Atmasam da olurdu bu arada ya. Tamam, sağ tarafa doğru gidebiliriz. Sol tarafı alırız. Haydi. Gene şapkadan tavşan çıktı. Nasıl olacak? Prenses gitti GG. Attım hocam şöyle. Ay dur. Aman aman neler diyorsun. Hocam ben kuleyi almam lazım. Burayı alabilir. Ay alamadı. Kardeşim be. Ulan bu ne baskıymış böyle ya. Bedava git sana atayım lan. İyi oyunu diyeceğim hadi. Herif cidden korkuttu bu arada. Maçı kaybettim zannettim bu arada arkadaşlar. Ben maç gitti diye baktım. Aley topunu alsam durdurmayabilirdi. Dedim ki kuleyi alayım en azından. Hiç tahmin etmedim böyle ciddi bir atakta ve büyük bir hasar vereceğini. Tamam oğlum. Oyunun ilk başından atak kartınızı kullanın dedim de hani Kraliyet Devi de değildi bu ya. Söylemişim hani küçük iksir kartlar diye. Şöyle atıyor he. Vurur mu? Ne? Şimdi babuş geliyor. Kraliyet Devi evrimli miydi? Bu arada onu görmedim. Süper attım lan. Şöyle atacağım. Şimdi Ceylat'a çıktı. Elinde şeyi var. Şövalyesi var. Aynı zamanda Kraliyet Devi de var. Aslında bunun arkasında şu anda çeteye atsam iş çıkartır. Neyse dur. Ben bunu aklımın bir köşesine yazdım. Karaya basan bir şövalyesi var. Sağ maili de atacağım. Çünkü Kraliyet Devi atabilir. Ki atmıyor. Yani akıllandı galiba. Sapla lan mızraklı. Helal olsun kardeşim o. Sen de sapla. Sen de sapla. Bir daha sapla. Allah Allah. İyi sapladık oğlum biz.
Ben kuleyi muleyi açtılar ama küçük büyüsü yok. Varsa da atmadı daha henüz. Yani o kadar attık. Ya küçük büyü aslında şeyden, kasırgayı küçük büyüden sayabiliriz. İyi tamam. Ceylatı çıkarttıysan atarım hocam. Atar mı şövalyeyi? Oh tertemiz. Şöyle bıraktım. Ulan bir sola bırakmıştım ya. Yani o kasırga işe yaradı ya bir şekilde. E attın kasırgayı, şimdi ne yapacaksın? Kardeşim be. Böyle bir deste vardı arkadaşlar. Hatırlıyorum ben ya sanki. Kraliyetli bir elit barbarlar, cellatlı bir deste. Yanlış da hatırlıyor olabilirim. Bilenler yazabilir. Sağ tarafa bir kutuma şövalye atacak. Bu gene aynı atakta geliyor şu anda. Bir dakika, şövalye atmazsam ben onu yaşatırım. Ulan cellat vurdu mu kuleye? Vurdu sanırım ya. İkinci kez. Aynen. Evrimli şövalyesi gelmiş. Kanka sağ taraf gitti bu arada ya. ...228. Zaten gerek de kalmadı. Bana ne atayım lan? Bak burada ne var attım sana. Evet, sonraki maça da bağlandık. Nades geldi. Lades geldi. Aranızda böyle Lades'i iyi oynayan var mı? Bazıları böyle inat ediyorlar ya. Bütün yaşantısını Lades'e çeviriyor adam ya. Ben şöyle değilim bu arada. Unuturum yani. Aklıma çok takmam. Yani biraz düşünürüm böyle ama hani böyle benim bahsettiğim bir hafta uzatanlar var ya. Atarım ben onu. Yani. Bizim prenses yaşasın. Başka bir kart atsın. O da sanırım bait oynuyor. Hadi bakalım. Kimin baiti güçlüyse. Yetmez lan o. O yeter işte bak. Düz attı değil mi? Aynen. Sen şöyle bir gelsene. Ya hiç tahmin etmedim bunu. Tamam. Yanlış attım. Olsun. Yine hedefe gitti. Ay, bir tık daha sağa atabilirmişim. Elinde şövalyen yok hocam. Atıyorum. Bol şans. Teşekkürler kardeş. Hades'i yola getirdik resmen. Sattın mı oğlum? Ya inanılmaz. Ya oğlum var ya. Sadece elinde şövalyenin olmadığını tahmin ederekten kart gönderdim. Adam oyunu sattı. İnanılmaz ya. Bir kalp atayım bari. Lades'i kazandım sanırım. Lades. Hocam be. Yege. Şöyle saldıkları zaman hoşuma gidiyor. Keyifli keyifli 3 taş atıyorum ya. Daha bir tane daha galip atayım ya. Evet, sonraki maçı bulduk. Official Alex geldi. Official Alex. Alex de Souza. Hadi etkileşim olsun, sizlere bir soru sorayım arkadaşlar. Futbolla hiç ilgim yoktur ama yine bu soruyu herkes genelde sorar. Siz de fikrinizi yazabilirsiniz. Şey gibidir bu, işte Messi mi Ronaldo mu'nun Türkiye versiyonu. Yani biri Fenerbahçe'de, biri de Galatasaray'da oynamış çok kaliteli iki oyuncudan bahsedeceğim. Birisi Alex de Souza, bir tanesi de Hacı. Sizce hangisi? İkisi de çok iyi bu arada. Ama hangisini dersiniz? Gel bakalım. Allah Allah. Hamleyi kes. Şimdi elinde iksirsiz kaldığını düşünüyorum ve saldım bunu. Yetmez o. Süper. Goblinler yaşıyor. Saplayın, 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 saplayın. Adamın elindeki deste çok hızlı lan bu arada. 2.6'dan daha hızlı sanırım. Baksana. Atacağım bunu ya. Enayi iskeletleri. Aynen, eyvah. Oğlum zaten oraya bir şey atacağım belliydi. Şimdi olabildiğince de prensesi de vurmaya çalışacağım. Aynı onun taktiğini ona yapacağım. Destesi aşırı hızlı. İyi. Elektro ruhu gereksiz attı.
Abi sen ne... Oğlum tek taktiğim prensesle bulunmak lan. Bu arada Valkyrie hibe ettim ya. Adamsın lan buz ruhu. Başka amaçla atmıştım ama gene de iş gördü. Gitti kuleye. Salıyorum hocam. Kara kartı yok bunun ya sanırım. Aynen öyle. Şöyle sağ maili atacağım. Yemiyor. Yemiyordu. Yes. Duramadım. Gel böyle koçum. Bu adamın destesi arkadaşlar tahminimce benden başka hiçbir desteğe yani bu şekilde iyi bir dirayetle duramaz. Ufak ufak alev topuna da dönmem gerekiyor. Ama bana dirayetle durur işte arkadaşlar. Atmayayım dedim ne gerek var ya. Tamam süper. Şöyle bir tane daha fake attım ona. Zıpla lan buzluğu. Zıpladın da boşa zıpladın daima ne olur. Atacak mısın? Ne o? Yanlış attım. Ay orada evrimli iskelet var ya. Sanki bir tık yüreğimi hoplattı. Abi çok sinir bozucu bir maç. Ama tekrar bitireyim. Süper. Allah Allah bu neymiş ya. Lan yine çanta şeyden şapkadan tavşan çıktı. Hocam sola maili atacağım. En azından pek de sola doğru da gelsin. Gereksiz bir alev topu. Saldım. Mükemmel. Vallahi atıyorum. Bana mısın demiyorum. Gel böyle. Güzel attın. Vuracak mı onu? Abi inanılmaz vurdu. Vurmasın. Prenses çöpe gitti. Güzel sapladık. Şöyle prenses de bayılsın. Şöyle bir dur bakayım. Dur bakalım sen. Tamam işi götürdük ya. Kanka bitti o iş ya. Geriden atıyor kardeşim be. Sapla. Bitti. Ya söylediğim gibi arkadaşlar. Bu adamın DS'si bir tek bana tutardı. Bayıktık onu da. Evet bir sonraki maçtayız. John. Lan ben bu isimleri söylemeyecektim. Bak yine tribe girdim söylemeye başladım ha. Söylemiyorum bundan sonra. Peki söylememe gibi bir inada niye biniyorum? Yani söyle geçti halbuki aslında. En azından konuyla ilgili bilgi veriyorum. Uyandırır mı o kuleyi? Uyandırmadım. Prenses çok. Bu BTS'sinin şu prenses olayını çok seviyorum ya ben. Abi atıyorsun köprüden bir tık vursa yeterli. Yani 3 iksire vurabileceği kadar vuruyorsun zaten. Çarpmanı da attım. Şimdi goblinler iş yapar. Babuş çarpmayı atmadan önce bir dahakine bir kere daha düşünecektir bu adam. O yüzden dikkatli olmamız lazım. Saldım şöyle. Şöyle gel. Tamam Pekka gitti kanka. Güzel kasırga. Bir şey atmadım. Güzel oldu. Gayet tatlı vurdum. Kasırgayla ana kulesini de uyandırabilirdi ama hiç denemedi. Bilmiyor da olabilir bu arada kasırgayla ana kulesini uyandırmayı.
Ulan bugün var ya sürekli tavşan çıktı ya şeyden şapkadan. Saplayın kızlar. Ulan kız diyorum ama kızı değil bunları ya. Haydi. Tatlısı var. Şöyle bıraktım. Tamam. O Pekka zaten gitti. Arka tarafa atacağım Valkür'ü. Çok tatlı oldu. Açar mı kasırgayı? Adam gibi adam mı? Salladım attı ya. Bu da orada kasırga atılmazdı zaten. Oo! Atıcının bir tur arkaya dönmesi bütün işleri değiştirdi. Ağzım mı oynadım adama ya? Olur olur. Olur. Şöyle durun bakayım. Tekrar gitti. Bir tomruk orayı tertemiz yapar. Uf, bitti o iş. Gayet temiz bir oyun çıkarttık. Ya zaten rakibimiz de tren yaptı yani. Çok da bir şey yapmadı da olsun. Yine güzel bir oyun çıkarttı. Bayıldın. Evet. Bir sonraki maçtayız. İsmini okumayacağım. Ama siz görüyorsunuz. WILL diye geçiyor. Gel bakayım. Oo, bir tane tomruklu kartı var. Valkür iş yapar burada. İyi. Teşekkürler kardeşim. Durduk yere. Uğraşsam anca uyandırabilirdim. Adam beni hiç uğraştırmadı. Tamam. Onu çıkarttı. Hemen soldan çıkarım. Güzel savunma. Yalnız nasıl vurdu lan o soldan elektro? Son anda gözüm çarptı vurdu galiba ya. Hocam sen şeyi attın. Varili. Ulan biz sağa da sola da vuramamışız ha. İlk kez vuruyoruz şu anda. Gerçi varili attı ama adamın elinde iskelet ordusu da var şu anda. İki tane bizim fıçıyı durdurabilecek kart var. Şu an durduramaz. Bir de aynası var be. Evet çok büyük sıkıntı lan. Büyüye mi döneceğiz gene ya? Gitti mi? Şöyle destekleyeceğim orayı ya. Tamam, süper oldu bu. Çok iyi oldu. Bunlar skeletler vurdu ya. Ben de şöyle prensesle vuracağım. Yapacak bir şey yok. Bu maçta da komple hazırda tutsam var ya indirdim ha. Prensesle vuracağız. Adamın hem varili hem iskelet ordusu hem de aynası var. Yani bıçıyla vurmamız gerçekten çok zor ama kombinasyonlu bir şekilde alev topunu atarsak belki denk getirebiliriz. Hiç vurmasın hocam. Aynı atacak. Yo, aynası yok. Az önce attım. İyi güzel. İki tane sapladık yine. Şöyle attım babuş. İyi oldu lan bu. Tamam tamam güzel güzel. Şöyle attım tomruğu ya. Oğlum bir dur lan. Abi sapladı gene. Yok ya. Bir şekilde hep geçiyor ya. Bıçıyı indiriyor yani bir şekilde. Herif bayağı anti bana arkadaşlar. Ha bir de fişekçisi var arkada. Yetmiyor bir de aynası var. Şimdi de aynaya atacak. Yok atmadı. Eyvah eyvah. Şöyle gel.
süper. O elini vursaydı var ya. Bayılırdık. Şöyle. Çok erken attım lan. Bir de varilini takip etmedim. Enayi gibi attım adeta. Eyvah eyvah. Çok kötü oldu lan. Abi büyük sıkıntı. Adam öne geçti. Şöyle kombinasyon olarak bıraktım. Çok iyi. Yakaladık, süper. Eşitledik yine. Ay yine vurduk. Sapladık yine. Alev topunu atamıyorum ki. Üç prenses. Gene yakalandın. Sapladık be. Üf, bu çocuk var ya bana ağır antiydi ya. Yendik lan. Evet, videoyu da burada sonlandırıyorum. Umarım izlerken keyif aldığınız bir video olmuştur. Beğeni atmayı, kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmazsınız. Hoşça kalın. Bay bay.